Ali! Ali neredesin? Ali! Hayırdır Kezum? Gitmelerin hayrı olur mu hiç Adalet teyze? İnsan evine de köyüne de sığamayınca... Anladım ben seni. Ama olmaz öyle şey. Orhan, gel al su bavulu. Gel bakalım, gel. Bu saatte minibüs bulamaz Hayati. Yanında parası pulu da yok. Mecbur dönecek. Kızı iyice delilendirmişsin Ali'san. Senin de dilinin hiç ayarı yok ha. Senin dilinin ayarsızlığı dillere destan. Bak Hayati. Ben senden farklı olarak pişman olmayı bilmekteyim. Hatta peşinden koşmaktayım. Gördüğün gibi. Orhan, şu uşağı içeri götür de biraz oynayın. Haydi. İvan hadi gel bakayım benimle. Gel. Bilgisayar oynayalım seninle. Gel hadi. Öfkeyle kalkan zararlı oturur diye boşuna denmemiş Nihan. İyice bir düşüneceksin. O vakte kadar yerin burasıdır. Düşünecek bir şey yok ya Adalet teyze. Bütün köy karşısına almış beni. Yani bir insan kendi hayatı hakkında verdiği bir karardan dolayı bu kadar yargısız infaz edilir mi? Kime ne yapmışım ki ben anlamıyorum. Herkes istediğini yapar Kezum. Bedelini de öder. Hepimiz ödedik. Hala da ödemeye devam ediyoruz. Ama insanın bunca yıl sonra geri döndüğü evi terk etmesi kolay değil. Doğru da değil. Gidecek bir yerim var mı? Moskova'ya dönerim herhalde, bilmiyorum ki. Bulurum ben bir yer. Bak, kocaman kadın sen. Benim sana onu yapma, bunu yap demeye hakkım yok, bilirim. Ama bu günahsızı peşinden maceraya sürüklemeye de hakkın yok, bunu da bilirim. Ya gel sen baban gibi inat etme. Sular duruluncaya kadar burada benim yanımda kal. Sonra bakarız bir yol çaresine. Kendin için değilse bile şu sebe için iyice bir düşün. Ya havada bir karladı, bir karladı. Bu havada, bu saatte bu kız nereye gider Hayati? Ali sen beni hiç dinlemiyorsun ki ya. Nereye gidecek? Edalete gitmiştir, yok olmadılar ya. Ne işleri var Edalette? Elveda yazılıp Edalet'e mi gidiyor? Orhan'la mı karıştırdın Nihan'ı yoksa? Ali İhsan, bak yaranın kabuğu öyle hemen koparılmaz. Ayıp ediyorsun. Şimdi kızının derdine veriyorum, kendimi de seni de darlamıyorum. Ama inatsın, inat. Affedersin Hayati. Yıllar sonra gene böyle elveda yazılı bir not bulunca aklım sıçradı. Ne yapalım? Hadi gidelim. Bakalım Edalet'e. Hadi. Teyzem söylediklerinde çok haklı Nihan. Böyle bir maceraya atılamazsın şimdi. Görünen o ki esas dönüşüm bir maceraymış benim Orhan. Sen de beni hayal kırıklığına uğrattın. Ben ikimizi aynı dertten muzdarip iki eski arkadaş sanıyordum ama... bugün gördüm ki aramızda yerim yok. Adalet, Nihan'a torunuma sahip çıktığın için ne desem eksik kalır. Sağ ol. Yok canım. Benimkisi insanlık icabıdır. Minnet edilecek bir şey değil.
Hepsi bizim çocuklarımız. Öyle öyle. Yalnız o elveda yazılı notu görünce çok korktum. Gitti sandım. Ama senin onlara kol kanat geleceğini hiç düşünmemiştim. Sağ ol, sağ ol. Aklın şaşmış vaziyette şu sıralar, normaldir. Tarihim gelsin Nihan'da. Bir özür dile kızdan. Ha? Gerçi senin çalımın değil böyle şeyler ama neyse. Adalet, kızımdan özür dileyip dilemeyeceğimi senden mi öğreneceğim? Bir iyilik ettin. Anladık, iyilik ettin da. Her şeyime karışma hakkın yok. Her zaman her şeyi çok iyi bilir Gezinur sen ama durumun da ortada. Seninle tartışmayacağım. Faydası yok. Çağır. Çağır ne yani? Götüreceğim onu. Özür özür yok. Herkes kendi evine. Baba, bir yere gitmiyoruz biz. Bir süre burada kalacağız.